İdlib'de yaşananların ardından yüzlerce mülteci sınır kapılarına akın etti. Fatih'te de çok sayıda mülteci Edirne'deki sınır kapısına ulaşmak için yola çıkıyor. Bu noktalardan biri de Fatih'te göç idaresine yakın bir alandı. Mülteciler araçların gelmesiyle birlikte koşturarak araçlara binmeye çalıştı. Görüntülerdeki göç idaresine ait bu araçlar mültecileri ücretsiz şekilde sınır kapılarına götürüyordu. Ancak Fatih'e gelen araçlardan önce göç idaresi yazılı kartlar kaldırıldı. Ardından da mültecilerden kişi başı 100 TL para istendi. Taksilerle Edirne'deki sınır kapısına gitmekse kişi başı 250 TL'ye kadar yükseldi. Mülteciler ise bu duruma tepkili. 100 liradan aşağı geçmiyoruz. Anlaştık 80 lira geldi. Diğeri payıp bozdu işi. Kişi başı 100 TL istiyor. Bazen 150 TL istiyorlar. Yani onlar göç idaresi yazılıyor. Onlar bedava götürmek lazım. Ama şoförler 100 TL istediler. Ne olacak oraya? Kimse bilmiyor, Allah bilir. Ancak mülteciler Türkiye'deki yaşam koşullarından bıktıklarını söyleyerek son bir umutla yola çıkıyor. 18 yaşındaki genç bir mülteci de yaşadıklarını böyle anlattı. Kobani, Urfa'dan geldim. Haftada 100 lira çalışıyordum. Sonra lokantaya girdim, 50 milyon veriyor diye bana. Çok durumları yaşadık, aç da kaldık falan bir van, bize sıkıntı yok yani.